إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله Hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın izniyle biz geçen sefer girişi yapmıştık Tövbe suresine. Orada uzun bir izah getirmiştik tarihi arka planıyla alakalı ki bu lazımdı ki bugün de göreceğiz. Lazım da ayetleri anlamak için Allah'ın izniyle. Ve biz şunu da söylemiştik. Bu sure Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilen son surelerden. Bakın İmam Bukhari'nin aktarmış olduğu bir hadis var. Ebu Velid kanalıyla bize geliyor. O da Bera radıyallahu anhudan, Bera İbni Azib olması lazım. Rivayet ediyor, o şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilen son ayet Nisa suresinin 176. ayetiydi. Şunu da söyleyeyim, bu konuyla alakalı ihtilaf var. Yani hangi ayet aleyhissalatü vesselam'a son indirildi? Onda ihtilaf var. İmam Bukhari bunu tercih etmiş diyor. Nisa suresinin 176. ayeti. O ayet şeyle alakalı, babalarla çocukların miraslarıyla alakalı. Hatta bakın Nisa suresiyle alakalı şöyle bir güzel nükte var. Açsanız baştan Allah subhanahu ve teala miras hakkında bayağı konuşuyor. Görmüşsünüzdür. Ondan sonra sureyi bayağı geçiyor. Tağutla alakalı ayetler geliyor. Tağutlar yolunda savaşmak ayeti geliyor. Muhakeme ayeti geliyor. Bayağı sonuna kadar geliyor. Yüz elli küsür ayet sonra Allah subhanahu ve teala tekrar miras hakkında konuşuyor. Şimdi çok enteresan bir detay var. O da aslında şunu destekliyor ki bunu da söyleyeceğiz. Bu kitap ilk harfinden son harfine kadar hepsi alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu ve teala tarafından indirilmiştir. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselamın buna müdahale etme imkanı yoktur. Aynı hadisin devamında İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu hadisin devamında o da diyor ki sure olarak en son nazil olan sure Bera'e suresidir. Yani Tevbe suresidir. Bakın bunu geçen sefer de söylemiştik. Neye binaen? Şimdi mesela bazı meseleleri anlattığımızda insanlar şunu diyebiliyor. Belki mensuhtur. Yani belki hükmü kalkmıştır. Tövbe suresinde öyle bir şey yok. İnen en son sure ne demek? Asıl olan bu demek. Diğerleri hepsi sonradan hükmü kaldırıldı demek. Biz şunu da söyledik. Bu surenin başında ne yapmıyoruz? Besmele çekmiyoruz değil mi? Bakın bu da çok enteresan bir şey. Şimdi düşünsene. Hamdi abi sen peygambersin. Sana 114 tane sure inmiş. 113'ünde okuyorsun, bir tanesinde okumuyorsun. Hadi peygamberden sonraki sahabeyi düşünelim ki onlar Kur'an'ı cem etti değil mi? Şimdi düşünsene sen sahabe olarak 113 tane surenin başına yazıyorsun. Bir tanenin başına yazmıyorsun. Vahiy ile olmasa bunu başka bir şekilde açıklamak mümkün değil. Sen Allah subhanahu ve teala'nın kelamıyla oynayabilir misin? Haşa ve kella. Mümkün müdür? Mümkün değil. Ki Allah subhanahu ve teala bu kitabın içinde kendisi bu kitabı muhafaza edeceğini söylemiş mi söylememiş mi? İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Şüphesiz ki zikri biz indirdik ve biz onu muhafaza edeceğiz. Diğer önceki kitaplara hepsine nazaran Allah subhanahu ve teala Kur'an'ın korumasını kendi eline almış. Böyle bir farkı var bizim kitabımızın subhanallah. Biz bu konuda aslında kısacası şunu söyleyebiliriz. Ben rivayeti de okuyacağım. Bu konuyla alakalı en fazla nakil edilmiş rivayet Osman radıyallahu anh'un rivayeti. Baştan şunu da söyleyeyim. İmam Taberi'nin tefsirini açın. İbni Aşur'un tefsirini açın. Begavi olması lazım. Onun tefsirinde de var. Sahabenin icması var. Tövbe suresinin başında besmele olmadığına dair. Her şeyden önce bunu söyleyelim. Neden? Abi bu kitap Allah subhanahu ve teala'dan vahiy tarafından gelmedi mi? Cebrail 7 kat semadan indirmedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bu korunmuş bir kitap olması lazım. Yoksa kıyamet gününe kadar buna bağlı olmanın hani tabiri caizse böyle bir noksanlığı olurdu haşa. Ki bu mümkün değildir. Allah subhanahu ve teala muhafaza etmiştir. En fazla destekleyen unsurlardan bir tanesini ben size sorayım. Siz bana söyleyin. Yani Kur'an'ın muhafaza edilmiş olması ki biz besmele üzerinden bunu söylüyoruz. Şimdi burada besmele yok. Enteresan değil mi? En büyük delillerden bir tanesi hangisi? Şöyle bir üzerine tefekkür edin. Yani tarihi veri olarak soruyorum. Ayet olarak zaten daha yeni söyledik. Tarihsel olarak korunmuşluğuna dair delillerden bir tanesi ki bu delil Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yakın olması lazım. Mesela ondan bir 200 sene sonra bu olmaz. Arada baya bir zaman var. Söyleyeyim yoksa uzun sürebilir. Zeyd bin Sabit radıyallahu anhu bu konuda en büyük delil. Niye Zeyd bin Sabit? Zeyd bin Sabit radıyallahu anhu, Kur'an'ı Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan duyan sahabelerden biri değil mi? Vahiy katiplerinden bir tanesi değil mi?
Cebrail aleyhisselam en son gelip Resulullah aleyhisselatü vesselam'a bu kitabı okuduğunda iki kere okuyor en son Ramazan'da. Zeyd bin Sabit orada şahit değil mi? Şahit değil mi? Ve aynı Zeyd bin Sabit Kur'an'ı musaf yapma olayında da baş değil mi? Orada bir hata olsa müdahale etmez mi? İlla eder. Çünkü bak niye? Kur'an'ın hepsini Resulullah aleyhisselatü vesselam bizatihi kendisinden duymadı mı? Duydu. En büyük delillerden bir tanesi bu. Müdahale ederdi. Ve ben tekrar söylüyorum. Bu konuda sahabenin icması var. Tevbe suresinin başında besmele olmadığına dair icma var. Bu konuda sahabe hiçbir zaman tartışmamış. Anlaşıldı mı kardeşim? Bazıları bunu sanki bir içtihadi meseleymiş gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Dikkat edin. Öyle değildir. Aslında meseleyi buradan da şey yapabiliriz. Bunu mesela Tirmizi'de okuyabilirsiniz. İbni Kesir'in tefsirinde var. Ben orayı şimdi atlayacağım. Oraya kendiniz bakabilirsiniz Allah'ın izniyle. Oradan neden Osman radıyallahu anhu bunu yaptığını izah ediyor. Siz orada kendiniz baş konuyorsa çok fazla süre. Ha bakın tefsirleri söyledim değil mi? Taberi'ye bakabilirsiniz. Bu konuda icma olduğuna dair. Razi'ye bakabilirsiniz. Mefatihul Gayb. İbn-i Aşur'a bakabilirsiniz ve Kurtubi'de de var. Allah subhanahu ve teala imamlara rahmet eylesin. Şimdi Resulullah aleyhissalatu vesselam biz tarihi arka planını konuştuğumuzda şunu demiştik. Aleyhissalatu vesselam aslında bir hacca hazırlanıyordu. Niye? Çünkü güçlü bir İslam devleti kurulmuş. Otoritesini hissettiren bir İslam devleti var. Ne olması lazım? Bu mesaj her yere yayılması lazım. Bunu da en iyi nerede yapabilirsin? Hacda yapabilirsin. Daha iyi bir şey var mı? İmkan var mı? Çünkü bakın haccı bugün düşünsek çok daha güçlü bir delil. Niye? Ahi bak dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Şimdi düşünsenize bugün Mekke Müslümanların elinde olsa, Kabe Müslümanların elinde olsa var ya tevhidi 3 sene içinde bütün dünyaya yayarsın internete bile gerek yok. Her gelen insan bunu duysa o kadar muazzam bir şey demek. Ama ve lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hoş görmüyordu müşriklerle beraber hac yapmayı. Neden dolayı? Onlar çıplak bir şekilde tavaf ediyordu biliyorsunuz. Ellerini çırpıyorlardı ondan sonra çıplak tavaf ediyorlardı. Çünkü diyorlardı işte biz bu elbiselerle çok fazla günah işledik. Bu günah işlediğimiz elbiselerle Allah'ın önüne çıkmayalım, Allah'ın huzuruna çıkmayalım. Yanlış bir takvadan dolayı. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam bunlarla aynı ortamda şirkin halen etkisi hissedilen meselelerde onlarla beraber hac yapmak istemiyordu. Anlaşıldı mı ahi? Bundan dolayı nasıl oldu? Bakın ilk 8. senede İslam'ın haccı oldu. Orada müşriklerle beraberdi. 9. senede Resulullah aleyhissalatü vesselam sahabeyi gönderdi. Tamam bu konuştuğumuz olay. Ondan sonra 10. senesinde bizim veda haccı dediğimiz haccı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun emirliğinde Müslümanlar veda haccını yaptı. Zaten o seneden sonra da biliyorsunuz Resulullah aleyhissalatü vesselam Rabbine kavuştu. Bu olay nasıl oldu? Resulullah aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir Es-Siddiqi yolladı. En iyi arkadaşını yolladı. Onlar yola çıktıktan sonra arkasından kimi yollamıştı? Geçen ders söylemiştim. Ali İbni Ebi Talib'i yolladı radıyallahu anhu. Tamam Ali radıyallahu anhu yolladı. Dersin en sonunda bu konuya değineceğim. Çünkü Şialar bu konuyu istismar etmişler. Demişler ki bak Resulullah aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir'i azleyledi. Ali'yi onun yerine seçti. Bundan dolayı Ali Ebu Bekir'den daha üstündür ve aslında halife olması o gerekirdi. Bunu delil olarak getiriyorlar. Bununla alakalı da konuşacağız ama Allah nasip ederse dersin en sonunda. Peki ahi Ali radıyallahu anhu insanlara neyi götürdü? Neyi ilan etti? Burada sure başlıyor Allah'ın izniyle Rabbim okuyup hakiki manada anlamayı ve amel etmeyi bize nasip eylesin. Sadece bu sureyi okuduğumuzda şuna dikkat edin. Allah subhanahu ve teala var ya bu dini müthiş bir şekilde izzetli kılmış. Bu dinde var ya hiçbir şekilde bir alçaklık kompleksi, bir utanma, bir çekinme asla yok. Tam tersi. Müslümanlar izzetli olması lazım. Müslümanlar güçlü olması lazım. Müslümanlar Allah'ın otoritesini dünyada hissettirmesi lazım. Şimdi bak ahi lafızlara bakın subhanallah. Beraetun minallahi ve rasulihi. Bu Allah ve Resulü tarafından bir ultimatumdur. Ultimatum ne demek? Son uyarı. Allah ve Resulü tarafından son uyarıdır. İlellezine ahedtum minel müşrikîn. Kendileriyle ahit yapmış olduğunuz müşriklere son uyarıdır. Son uyarı ne demek? O kadar. Bundan sonrası dayak tabiri caizse. Bundan sonrası kılıç demek ahi. Bundan sonrası yok artık. Onun için de ben dedim ya bunu niye okuyoruz? Şimdi biri sorabilir. Ya Müslümanlar bu haldeyken siz niye bu sureyi okuyorsunuz? Hani daha kendi aramızda bile bir değiliz. İslam'ın izzetini okuyalım ki ne için çabaladığımızın farkında olalım. Allah ve Resulü tarafından kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere bir uyarıdır. Abi ayette ben okuduğumda şimdiye kadar görmediğim bir şey Allah subhanahu ve teala bana bugün birazcık daha fazla hissettir. Yani görmediğim derken aslında hepimizin bildiği bir şey. Allah ve Resulü bir tarafta, müşrikler diğer tarafta. Bu okuduğumuz sure öyle bir sure ki birçok insanın var ya bu dinden fersah fersah çıkmasına sebep olmuş bir sure. Bakın size bir örnek vereyim.
Bakın yani inanılmaz bir şekilde bir örnek vereceğim. Mesela Edip Yüksel. Allah Subhanahu ve Teala onu hidayet eylesin. Hidayet etmeyecekse ona lanet eylesin. O kadar insanın adam delaletine sebep oluyor. Mesela bu adam bu sure hakkında ne diyor? Diyor bu surenin son iki ayeti Allah ve Resulü tarafından gelmemiştir. Yani Allah tarafından gelmemiştir. Resul kendi aklından uydurmuştur. Ki o Resul de demiyor. Muhammed diyor. Kendi aklından uydurmuştur. Sonradan dahil edilmiştir. Bir örnek daha vereyim. Mustafa Öztürk'ü duymuşsunuzdur. Profesör. Türkiye'deki büyük profesörlerden bir tanesi. Bu surenin içindeki cihat ayetleri hakkında ne diyor biliyor musun? Allah diyor bu kadar siyasi konuşmaz. Haşa Allah'a nasıl konuşacağını öğretmeye çalışıyor adam. Haşa ve kella. Yani kardeşim bu sure aslında ne biliyor musun? Aynı o zaman yaptığını bugün aynısını göreceğiz. Şimdi bak bu surenin içinde en büyük meseleyi ne teşkil ediyordu? Münafıkların halleri. Vallahi ahi o zaman nasılsa bugün de aynı. Cihat nifak ehlinin gerçek yüzünü her zaman ortaya çıkarmıştır. Onun için bak bu din her zaman ötekileştirir. Allah Resulü ve müminler bir tarafta, diğer kafirlerin hepsi öbür tarafta. Yani ben şunun için diyorum mesela bugün şöyle şeyler duyabiliyoruz. Baş tağut ne diyor? Biz herkese eşit mesafedeyiz. İşte Yahudilere eşitiz, Hristiyanlara eşitiz. Biz eşit değiliz. Bizim velamız Müslümanlara, beramız da kafirleredir. Biz Müslümanlara davrandığımız gibi kafirlere davranabilir miyiz? Mümkün değil. Mümkün değil. Bak Allah Subhanahu ve Teala onlarla nasıl konuşuyor? Fesihu fil ard. Diyor, yeryüzünde dolaşın. Bundan sonra müşriklere hitaben söylüyor. Yeryüzünde dolaşın. Ne kadar? Erba'ate eşhur. 4 ay. 4 ay yeryüzünde dolaşın. Ve alemu. Şunu bilin. Şimdi Allah Azze ve Celle son uyarıyı getirdi ya. Olur da bunların içinde tekrar böyle bir fitne olursa, İslam'a karşı bir şey yapmak içine gelirse. Ve alemu. Bilin ki ennekum gayru mu'cizillah. Siz şüphesiz ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِ الْكَافِر۪ينَ Ve şüphesiz ki Allah kafirleri rezil edecektir. Rezil-i rüsva edecektir. Tamam mı kardeşim? Bunu kim söylüyor? Ahi, alemlerin Rabbi olan Allah söylüyor. Allah subhanahu ve teala kafirleri rezil eyleyecek. Tamam? İlk iki ayeti beraber okuduk ve şunu söyledik. Bu Rabbimiz tarafından bu müşriklere, Arap müşriklerine gelen son uyarıdır. Dedi ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir radıyallahu anhu'yu yolladı. Onun arkasından hemen amcaoğlu Ali İbni Ebi Talib'i yolladı. Peki neyle yolladı? Şimdi rivayetlere baktığımızda gerçekten muhteşem fazla rivayetleri var. Allah'ın izniyle onların özünü topladık. Şimdi Ali radıyallahu anhu 4 şeyle gitti abi. 4. 1. İslam'ı kabul etmeyen, İslam'a teslim olmayan, İslam'ı reddeden kişiler cennete giremeyecek. Bak en son inen sure ha. Baş değil. En son inen sure. Bir de İslam diyorum bak. Niye İslam? Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de aslında İslam hakkında fazla konuşmuyordu. La ilahe illallah diyordu. İnsanlar anlıyordu. Ama şimdi büyük bir devlet var, büyük bir otorite var, büyük bir nizam var. İslam'ın hepsini kabul etmek zorundasın. İslam'ı kabul etmeyenler, tam bir kabul etmekle kabul etmeyenler cennete giremeyecek. Ebedi olarak cehennemde kalacak. Ali radıyallahu anhu bunu anlattı. Hatta Ebu Bekir radıyallahu anhu diğer sahabeleri de çağırıyor. Bazı rivayetler var. Ali radıyallahu anhu diyor ki sesim neredeyse diyor böyle çıkmayıncaya kadar ben bunları bağırdım. Bu 4 şeyi. 1 bu. 2 ne yahi? Bundan sonra hiçbir müşrik Kabe'yi tavaf edemeyecek. Niye? Çünkü innemel müşrikûne neces kardeşim. Müşrikler şüphesiz bir necistir. Pisliktir. Tamam? Pislik olan bir şey temiz olan bir şeyin etrafına gelir mi? Gelmez. O zaman bugün şunu anlayacağım bak buna binaen. Sadece Kudüs değil Kabe de bugün esir. Zaten bak bütün bakışı niye Kudüs'e doğru tağutlar çeviriyor? Kabe'nin esir olduğunu sen fark etme diye. Kabe ağlıyor ahi. Yani düşünsene Müslümanlar bugün Kabe'ye gidemiyor doğru düzgün yani. Gittiklerinde bile ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getiremiyorlar. Bu 2'ydi. 3 ne? Bundan sonra Kabe'nin etrafında çıplak bir şekilde tavaf yapmak yasaktır. Kimse yapamaz. Olur da Müslümanların içlerinden bir tanesinde bir cahiliye şeyi olsa bile artık bundan sonra olmaz. Allah ve Resulü buna izin vermiyorlar. Ve 4, burayı da iyi dinleyin. Şimdiye kadar halen yürürlükte olan anlaşmalar Allah Resulü'nün başka kavimlerle yapmış olduğu belirli bir zaman için yapmış olduğu anlaşmalar harfiyen uygulanacaktır. Onlar bu kaidenin dışında tutulacaktır. Şimdi bak Allah Subhanahu ve Teala burada bir zaman tayin etti. Doğru mu? Ne kadar? 4 ay. Şimdi bak buna binaen 3 tane hüküm oluyor. Buna binaen 3 tane hüküm oluyor. 1. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın anlaşma yapmış olduğu bu 3 gruptan bir tanesi 4 aydan daha azdı. Bunların suresi 4 aya çıkarıldı. Allah Azze ve Celle onlara daha fazla rahmet etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın anlaşma yapıp da zaman tayin etmediği insanlar var. Şimdi zaman tayin etmemiş yani sonu açık. Mesela diyelim
Hiç yazmamış. Sonuna kadar açık. Onlar ne oldu? 4 ayla sınırlandı. İşte bu ayet onlarla alakalı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kavimle bir anlaşma yapmış ahi ama zaman yok. Bir zaman belirlememiş. Burada Allah Subhanahu ve Teala konuşmuş ve o zamanı olmayan anlaşmaları 4 ayla sınırlandırmış. Bu ikinci grup. 3, 4 aydan fazla olan anlaşmalar var. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlaşma yapmış 5 senelik, 6 senelik misal olarak söylüyor. 7 senelik onlara harfiyen uyulacak. Çünkü niye? Allah ve Resulü asla sözünden dönmez. Burada bizim için önemli bir ders var. Az sonra ona değineceğim Allah'ın izniyle. Şimdi daha yeni söyledim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ilk başta kendisi niye hacca gitmedi de sahabeyi gönderdi? Bakın bu aklımızda kalsın. Bu önemli bir etken. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Resulünü halen şirkten böyle kalıntılar olan bir ortamda istemedi. Şirkin kalıntısı var ya, halen az da olsa, yani İslam devletinin otoritesi var. Zaten Mekke fethedilmiş. Ama şimdi Müslümanlar bunlarla anlaşma yapmış. Barış anlaşması yapmış. Onlara da bir şey yapmayacak. Ara sıra bunlar halen kendi cahili ahlaklarını sergiliyorlar. Allah Subhanahu ve Teala istemedi Resulü öyle bir ortama girsin. Onun için sahabe eliyle orayı önce komple temizledi. Burada son uyarıyı getirdi. Son uyarı oturduktan sonra, İslam böyle tam pak bir şekilde oturduktan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam veda haccına gitti. Burada aslında sana bana da mesaj var. Allah ve Resulünün razı olmadığı ortamlarda biz de bulunamayız. Akı bak bu, şimdi dedik ki son sure değil mi? Son sure. Daha Peygamber Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmadan önce bile siyerden okuyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir düğün sesi duyuyor uzaktan. Allah Subhanahu ve Teala ne yapıyor peygamberini? Uyutturuyor oraya gitmesin diye. Bak daha Risalet başlamadan önce son sureye kadar şunu öğreniyoruz. Allah'ın razı olmadığı ortamlarda bizim işimiz olmaz. Allah'ın razı olmadığı bir iş ortamı mı var? Çık ahi, Allah sana daha hayırlısını nasip eder. Allah'ın razı olmadığı bir aile ortamı mı var? Çık kardeşim, Allah Subhanahu ve Teala sana daha hayırlısını nasip eder. Bak düşün. Daha peygamber olmadan önce bile Allah Subhanahu ve Teala izin vermiyor peygamberi düğüne gitsin. Ve biz şunu söyledik. Allah ve Resulü bir tarafta, müminler diğer tarafta. Abi bu bize şunu öğretiyor. İslam'a uygun olmayan her fikri, her zikri, her kişiyi, her kurumu, her müesseseyi, her devleti, her bayrağı, her vatanı reddediyoruz. Ayağımızın altında. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam veda haccında söylemiş olduğu cümlelerden bir tanesi şu. Faiz ayaklarımın altında. Elhamdülillah. Biz de şunu söylüyoruz. Ahi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü alarak kendimize İslam'a ters olan her şey ayaklarımızın altında. Bakın bizim dinimizde utanacak hiçbir şey yoktur. Çekinecek hiçbir şey yoktur kardeşim. Utanacaksa müşrikler utansın. Yaşanmış oldukları hayattan eğer tövbe etmezlerse ebedi cehenneme gidecek kafirler utansın. Bizim utanacağımız bir şey yok. Senin iftihar edeceğin bir dinin var. Ve bak Allah Subhanahu ve Teala müşriklerle nasıl konuşuyor. Sen de ona göre müşriklerle konuş. Anlaşıldı mı inşallah? Şimdi başında besmele yok dedik. Sahabenin icmasını da söyledik. Peki niye besmele yok? Onun hikmetini de Allah'ın izniyle anlamaya çalışalım. Şimdi Rahman ve Rahim olan Allah Subhanahu ve Teala'nın sıfatlarından böyle merhametini en belirgin bir şekilde ifade eden sıfatları, doğru mu? Ama şimdi burada bir uyarı var. Son uyarı. Bir de işin ucunda kılıç görünüyor. Ahi sen bir hayvanın boğazına yapışıp kestiğinde Bismillahirrahmanirrahim diyor mu? Demiyorsun. Bismillahirrahmanirrahim diyorsun. Tamam mı kardeşim? Yani şimdi Araplar bu dili çok iyi anlıyorlar. Rahman'ın ne mana geldiğini çok iyi biliyorlar. Rahim'in ne mana geldiğini çok iyi biliyorlar. Şimdi sen Rahman ve Rahim deyip arkandan şey getirirsen, ultimatum getirirsen olmaz. Ondan dolayı vallahu a'lem Allah Subhanahu ve Teala bu suresinin başına besmeleyi getirmemiştir. Ama Kur'an'da yine 114 tane besmele var değil mi? Burada eksik olan nerede? Yani eksik demeyelim de Allah Subhanahu ve Teala burada zikretmediği besmele nerede? Süleyman Aleyhisselam'ın mektubun başındaki besmele değil mi? Yine 114 tane var Subhanallah. Bu sureye bakan bir insan, yani İslam'la hiç alakası olmayan bir insan ilk okuduğunda birazcık tırsabilir. Yani İslam'la bağı olmayan bir insan bunu okuduğunda metin ona birazcık ağır gelebilir, katı gelebilir. Ama aslında neyi biliyor musunuz? Rahmettir. Allah ve Resulü tarafından ultimatum demesi, son bir uyarı demesi, Allah şahit rahmettir. Niye? Bakın izah etmeye çalışayım. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bazı kavimlerle anlaşma yapmıştı. Dedi ki belirli bir süre için. Şimdi bu sureye başlamadan önce düşün. Sen bir kavimle devlet başkanı olarak bir anlaşma yapmışsın. Misal veriyorum 12. ayın 31'ine kadar. O zamana kadar anlaşma var. O zamana kadar savaşamazsın. Ama 1. ayın 1'i ne olacak? Artık orada anlaşma yok, yani bir garanti yok. Anlıyor musunuz? Yine de öyle olsa bile, anlaşman bitse bile haber vermeden insanların üzerine gitmek bir anlaşmadan sonra ihanettir.
Onun için Allah ve Resulü, bak düşün ahi, Allah Subhanahu ve Teala o kadar merhametli ki antlaşması biten insanlara bile önceden bir heyet yollattırıyor. Haberleri olsun ki yarın öbür gün Müslümanlara karşı iddia edemesinler. Ha, anlaşma bittiği gibi siz bizim üzerimize yürüdünüz. Anlıyor musunuz? Bununla alakalı sonra birazcık şey söyleyeceğim. Yani şunu kastediyorum. Biz en azından haber veriyoruz. Kardeşim bak, şu zamana kadar bizim anlaşmamız var. Ondan sonrası için artık bir garantiniz yok. Görüyor musun Müslümanların merhametini Subhanallah? Ve burada Allah Subhanahu ve Teala Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a müthiş bir değer veriyor. Bakın ilk ayetlere baktığımızda bunu fehmetmeyebiliriz ya da kaçıyor olabilir. Mesela meale baktığında kaçıyor olabilir. Allah Subhanahu ve Teala var ya, peygamberin önceden kendileriyle antlaşma, belirli bir süre için antlaşma yapmış oldukları insanların sürelerini kıyamet gününe kadar Kur'an'da muhafaza eylemiş. Yani ne diyor? Benim peygamberim antlaşma yaptıysa ben de o anlaşmayı kabul ederim. Çok acayip değil mi? Ahit yapmış olduğu müşrikleri ayrı tutuyor. Bakın burada çok ince, çok derin bir mesaj var. Şimdi bu Kur'an kıyamet gününe kadar baki kalacak bir mucize değil mi? Öyle değil mi? Bu ayetlerin bağlamında Allah Subhanahu ve Teala'nın peygambere ne kadar muhteşem bir değer verdiğini görüyoruz. O da ne? Şimdi Rabbimiz kendileriyle ahit yapılan müşrikleri bütün bu hükümden ayrı tutuyor. Şimdi ne demişti en başında? 4 ay yeryüzünde gezin, olan şey gelecek başınıza. Ama bağlamda ki az sonra göreceğiz, müşrikler ayrı ayrı gruplar var. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün müşrik kavimlerle bir antlaşma yapmadı ki. O zaman buradan şunu öğreniyoruz. Bakın 4 ay kimin için geçerli? Bunları az sonra sayacağız. Ama buradan şunu öğreniyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu ahdi Allah Subhanahu ve Teala bozmuyor. Kendi hükmünden istisna tutuyor. Anlıyor musunuz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yapmış olduğu ahitler bu hükmün dışarısında. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bak burada bir 4 aylık süre vardı. Hatırlayın. Şimdi müşriklerden bazıları mesela anlaşması vardı Allah Resulü ile ama 4 aydan daha az. Misal sadece 2 ay kalmıştı. Bunların süreleri 4 aya uzatıldı. Bazı müşrikler de vardı, süre belirtilmemişti. Yani anlaşma yapılmış ama bir süre yok. Bunlar da 4 ayla sınırlandı. Daha fazlası olmaz. Ama bazı gruplar vardı Aleyhisselatü Vesselam onlarla 4 aydan fazla bir anlaşma yapmıştı. Yani o 4 aydan daha fazlası. Allah Subhanahu ve Teala bu anlaşmaları bozmadı. Burada anlayabiliyor musunuz? Allah Subhanahu ve Teala peygamberine ne kadar büyük bir değer veriyor. Ondan ne kadar razı. Şimdi razı olmasaydı hükmü değiştirmez miydi? Değiştirirdi. O zaman biz buradan şunu anlıyoruz kardeşim Müslüman olarak. Raditu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyyen ve resulen. Rab olarak Allah'tan razı olduk. Din olarak İslam'dan razı olduk. Resul ve Nebi olarak da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olduk. Yani onun getirmiş olduğu şeriattan biz razıyız. Ve hayatımızdaki en büyük şereftir onun şeriatına tabi olmak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan daha büyük bir şeref yok. Hatta bakın bir derste size söylemiştim. İsnadıyla alakalı problemler olsa da şöyle bir rivayet var. Musa aleyhisselam dua ediyor. Diyor ya Rabbi o son peygamberin ümmetinden olmayı bana nasip. Düşünebiliyor musun? Bir peygamber buna dua ediyor. Ondan dolayı Resulullah aleyhisselatü vesselam bizim için tek önderdir. Bizim için tek örnektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onun değeri şundan dolayıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah ona değer vermiştir. Bundan dolayı değerlidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kısacası bu ayetlerin bağlamında şunu söyleyebiliriz. Allah subhanahu ve teala peygamberinin yapmış olduğu anlaşmalardan nasıl razıysa biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den razıyız ve onun getirmiş olduğu şeriattan da razıyız. Hepsinde. Çünkü Müslümana düşen görev budur. Şeriatın hepsine teslim olmak. Sadece nefsine hoş gelenlere değil. Şimdi bu müşrikleri tekrar zikredelim çünkü önemli. Tefsirlerde de zikredilmiş. Şimdi kim bu müşrikler? Ayette daha yeni söyledi. Antlaşma yapmış olduğunuz müşrikler. Onları tekrar söyleyelim. Şimdi 4 aydan daha az süre antlaşma yapılan müşrikler vardı. Yani onların mesela eman anlaşması 2 ay sonra bitecekti. Ya da 3 ay sonra bitecekti. 4 aydan daha az. Bunlar 4 aya kadar uzatıldı. Anlaşıldı mı? Ondan sonra İbn Abbas radıyallahu anhuma anlaşma olmayanlar hakkında şöyle söylüyor. Bu kendisiyle antlaşma olmayanlar için Allah olmuş olduğu Allah Subhanahu ve Teala'nın koymuş olduğu süre şudur. Nahr gününden yani hac kurban kesme gününden başlamak üzere Muharrem ayının sonuna kadar olmak üzere haram ayların çıkmasıdır. Bu İbn Abbas'ın görüşü. Bu konunun bağlamında. Bu da 50 gece ediyor. Allahu alem.
haram aylar çıktığında ise kendisiyle antlaşma olmayan için kılıcın konmasını emretmiştir. Diyor İbn Abbas radıyallahu anhuma. Tercümanul Kur'an. Şimdi İbn Abbas'ın bizim dindeki yeri tartışmaya açık mıdır? Asla ve kat'a değildir. Neden? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam ona dua etmiştir. Özel dua etmiştir. Elini şöyle onun göğsüne katıyor. Diyor ya Rabbi bütün ilimleri bu göğüste topla. Diyor bütün tevili, bütün tefsiri sen bu göğsün içinde topla. Bazı rivayetlere göre bu başın içinde topla diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Süresi konmamış olanlar. Bunları da söyleyelim. Şimdi bazılarıyla anlaşmalar var ama bir süre belirtilmemiş. Bunlar da 4 ayla sınırlandırılır. Neden? Şimdi bakın mesele bizim zamanımızdan değil, Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanına bakmaya mecburuz. Sen bir İslam devletinin yöneticisisin. Sen devletin içine gelebilecek en küçük fitneleri bile önlemekle mükellef değil misin? Mükellefsin. Bundan dolayı bu şekilde Allah subhanahu ve teala çok net çizgileri çekmiştir. 4 ay ondan sonra artık anlaşma falan yok. Şimdi bu kabileler hakkında şöyle rivayetler var. Bazıları diyor bunlar Huza kabilesidir. Bazıları diyor ki Mudlic kabilesidir. Veyahut kendisiyle antlaşma olan başkalarıdır denmiştir. Allahu Alem. Ve en muhteşem ya gerçekten yani tefsiri hazırlarken ben çok etkilendim. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yapmış olduğu anlaşmalarda 4 ayı geçen anlaşmalarda Allah subhanahu ve teala o anlaşmayı bozmuyor subhanallah. Yani misal bir senelik mi yapmış? Allah subhanahu ve teala diyor ki bir sene. Yani herkesin süresi bitmiş olmasına rağmen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yapmış olduğu anlaşmaları Allah subhanahu ve teala bozmuyor. Bakın şimdi sonraki ayetler için ki 5. ayeti okuduğumuzda, 6. ayeti okuduğumuzda müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ayetlerini anlamak için burayı anlamak çok önemli. Bu ultimatum kimin için geçerli? Bakın iyi dinleyin. Bu ultimatum Arap Yarımadası'nda bulunan Araplar için geçerli. Müşrik Araplar için. Buranın altını çizelim. Yoksa Allah nasip edip de o derse gelip o ayeti okuduğumuzda yanlış anlaşılmalara müsait olabilir. Tekrar söylüyorum. Arapların müşrikleri için bu ultimatum geçerli. Misal Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaşadığında Müslümanların daveti Çin'e kadar gitmiş miydi? O zaman daha gitmemişti. O zaman onlar istisnadır. Burada kastedilen müşrikler, kendisiyle ahit yapılan müşrikler Arapların müşrikleridir. Çünkü neden biliyor musunuz? Bunun üzerine başka hükümler de bina edilmiş. Misal veriyorum. İmam Muhammed bunu Siyer-i Keber'inde söylüyor. Diyor ki Araplardan hiç kimsenin artık özrü kalmamıştır. Bak bu ayetlere binaen söylüyor. Çünkü neden? Arap Yarımadası'nda olan Araplara davet ulaşmadı mı? Hani ulaşmaması imkansız. İslam devleti kurulmuş. Komşu ülkeler oluyorlar bir nevi. O zaman mümkün müdür onların İslam davetine ulaşmaması ya da duymaması? Mümkün değildir. Ondan dolayı diyor ki Arapların hiçbir özrü. O şekilde söylemiş. Allah imama rahmet eylesin. Bakın ayette muhteşem bir ifade var. Hem de tekitle geliyor. Ennekum gayru mu'cizillah. Siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Hatta bu meal çok da doğru değil. Şüphesiz ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Bu Müslümanların kalbine var ya şöyle serin sular estiren, şöyle akıtan ayetlerden bir tanesidir ha. Neden? Bakın şimdi içinde olduğumuz durumu düşünün. İçinde bulunduğumuz zillet halini düşünün. Allah subhanahu ve teala yine de Müslümanlara şunu öğretiyor. Allah'ı aciz bırakamaz. Şimdi bu İsrail meselesinde Filistinlilerin üzerine niye bu kadar gidiyorlar? Bakın genelde söylenmeyen bir şey size söylemeye çalışayım inşallah. Zannediyorlar ki o insanları öldürmekle İslam'ı öldürecek. Ama o lakin bu dinin arkasında alimler Rabbi olan Allah var. Allah'ı aciz bırakabilirler mi? Aşağı. Onun için Rabbimiz tekitle getiriyor. Şüphesiz ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Bitti o iş. Ondan dolayı kardeşim bizim dinimizin temel unsurlarından bir tanesi şudur. İzzet sadece Allah'ın yanında, Resul'ün yanında ve müminlerin yanında. Çünkü neden? Sadece dünya çerçevesinden bu konuya bakmamak lazım. Tamam dünyada şehit oldun, öldürüldün, zulme uğradın. Tamam mı? Seni yaktılar, evini de yıktılar, eyvallah. Yurdundan da çıkardılar. Ama kıyamet gününde Allah subhanahu ve teala sana diyecek ki cennetime gir. O zaman değdi mi değmedi mi? Bakın bizim duygusal seviyemiz niye bu kadar yüksek biliyor musunuz? Biz meselelere yani güncel meselelere olan siyasi meselelere Kur'an'ın uslubuyla bakmıyoruz. Hep duygusal bakıyoruz. Bundan dolayı da Allah muhafaza buyursun yeis hali bile olacak ha umutsuzluk olacak. Sanki haşa şüphe varmış Müslümanların galip geleceğinden subhanallah. Öyle bir şey yok. Allah subhanahu ve teala'yı asla asla aciz edemezdi. Aciz bırakamazdı. Bakın ondan sonra ne diyor? وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِ الْكَافِر۪ينَ Yine tehditle getiriyor.
şüphesiz ki Allah kafirleri rezil edecek. Şimdi ben size bir soru sorayım. Niye burada ismi fail olarak muhzil kafirin getiriyor da fiil muzari getirmiyor? Yuhzil kafirin demiyor bak. Muhzil kafirin diyor. Bakın fiil muzari olsaydı belki gelecekte bunun değişme ihtimali olabilirdi. Yani belki bir ihtimal kafirler rezil olmayacaktı. Ama öyle getirmiyor. İsmi fail olarak getiriyor. Muhzil kafirin. O iş bitti. Ebediyete kadar da kapandı. Kafirler her zaman rezil oldu. Bakın ahiret sahnelerinin sadece bir tanesini söyleyeyim. Allah subhanahu ve teala dünyada secde etmeyenler, ruku etmeyenler Allah'ın önüne gelecek. Allah subhanahu ve teala diyecek ki rukuya varın. Müslümanlar rukuya varacak. Kafirlerin böyle beli dümdüz olacak. Düşünsene alemlerin Rabbi sana emrediyor. Rukuya var sen varmıyorsun. İşte asıl rezillik o gün olacak. Biz dünyaya çok güçlü bir şekilde bağlandığımızdan dolayı dünya olayları bizi bu kadar yiğis haline götürüyor. Allah muhafaza versin. Müslüman da yiğis olmaz da. Hani ümidimizi sanki kıracak bir pozisyona geliyor. Halbuki öyle değil. Bu ne demek? Allah subhanahu ve teala kafirleri rezil edecek. Bu ayetin mefhum muhalifi ne demek? Allah Müslümanları izzetlendirecek. Allah subhanahu ve teala Müslümanlara izzet verecek. Bakın sahabenin meseleye baktığı gibi biz meseleye bakmak zorundayız. Neden? Bakın sahabeden biliyorsunuz size anlattım. Bir tanesi iman ediyor. Rivayete ismi bile yazmıyor. Aleyhissalatu vesselam'a geliyor iman ediyor. Ondan sonra hemen aleyhissalatu vesselam'la ondan sonraki cihata çıkıyor. Cihattan aleyhissalatu vesselam aldığı ganimetin onun payını da ona gönderiyor. Sahabe ona getirdiğinde ganimetten onun payını ne diyor? Bu ne? Şaşırıyor. Bu ganimetin senin payındır. Peygamber aleyhissalatu vesselam yanına gidiyor. Diyor ya Resulallah vallahi ben bunun için iman etmedim. Diyor ben sadece şuramdan boğazını göster diyor. Şuramdan bir ok yemek için diyor iman ettim. Şehit olayım diye iman ettim. Peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyor? O gittiğinde. Diyor sadıksa istediği olacak. Ahi ondan sonraki cihatta aynı o şekilde buluyor. Oh boğazından geçmiş şehit olmuş. Şimdi mesela bu sahabe dünyadaki bütün meseleleri niye bu kadar takmadı? Niye üzerine şey yapmadı? Çünkü meseleyi anladı. Mesele de nedir? Allah'ın razı olduğu bir şekilde ölmek. Bakın abiyle geldiğimizde daha yeni yolda onu konuştuk. Şimdi düşünün bir peygamber ölüm döşeğinde nasihat ediyorsa sizce neyi söyler? Ölüm döşeğinde artık ondan sonrası Rabbine kavuşacak. Hayatındaki en önemli mesajı vermez mi? Ne diyor çocuklarına? وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Aman ha aman sadece Müslümanlar ölün. Çocuklarına söylüyor. Müslüman olarak can verin. Ahi mesele bundan ibaret. İmanı muhafaza etmek. Gerisi bizi ilgilendirmemesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Eğer biz bunu anlayıp Allah'ın razı olmuş olduğu şekilde iman edersek inanın Allah subhanahu ve teala dünyanın anahtarlarını da bize verecek. Ama biz nasıl şimdi yaptığımız üzere nasıl üzere değil sırf duygusal olarak mesele baktığımız sürece halimize değişmiyor. Bu kadar basit. Bakın burada şimdi devlet anlayışını iyi anlamak lazım. Şimdi burada Müslümanların bir devleti var. Başında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem var. Yeryüzüne gelmiş en hayırlı insan. Şimdi bu devletin içinde önceden de biz biliyoruz müşriklerden ahitleri bozan tipler var. Anlaşmaları bozan tipler var. Misal Mekke fethi nasıl oldu? Bakın Mekke fethi Hudeybiye anlaşmasında anlaşma yapılmıştı demek. Birbirlerini vurmayacaklar. Yani Müslüman müşrikleri, müşrikler Müslümanları vurmayacak. Ne yaptılar kafirler? Müslümanları vurdular. Müslümanlardan küçük bir grubu öldürdüler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam onların üzerine yürüdü. Bakın zaten karşıda anlaşmaları bozan bir tip var senin karşında. Yani bu ne demek? İslam devletini tehdit eden bir unsur var. O zaman ne yapacaksın? O unsurları en aza indireceksin. Allah subhanahu ve teala da bu ayetlerde bunun usulünü öğretiyor. Devletin tehdit, yani devleti tehdit eden bütün unsurlar en aza indirilmeye mecbur. Neden? Yarın öbür gün çok affedersiniz. Hani bir sivilce nasıl kaşınır belli bir zaman sonra patlarsa en başta küçük olsa bile eziyet verirse devlet içindeki işlerde de bu şekilde. Ve bundan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir Siddiqi radıyallahu anhu ondan sonra Ali İbni Ebi Talib'i onlara bundan dolayı gönderiyor. Haberiniz olsun anlaşma bitti. 4 ay süreniz var ondan sonra eman falan yok. Anlatabiliyor muyum? Bak burada aslında yine merhamet var biliyor musun? Bak onların üzerine varmadan önce ki onlar da biliyor aslında anlaşma 4 ay. Ama şunu tekit etmek için bakın 4 ay boyunca emanımız var. Ondan sonra sizin emanınız yok. Allah için soruyorum bırakın emanı. Bugün kafirler bilerek gece yarıları sabaha doğru insanları bombalamıyorlar mı? Olan oyları kendiniz gördünüz. Şimdi bakın ilk kısımda biz şöyle demiştik. Genelde Arap Yarımadası içindeki müşriklerin tehlikesi püskürtülmüştü.
bir güçleri falan kalmadı. Ama dışarıda halen bir Roma tehlikesi var ve halen bir İran tehlikesi var. Bir de süper devletler. İktisadi olarak çok güçlü devletler. Bunu da göz önünde bulunduralım. İç savaş tehlikesini ortadan kaldırmak için Arap müşriklere barınacak yer verilmedi. Neden? Bakın iyi anlayın. Şimdi bu Kureyş'in müşrikleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı küçüklüğünden beri tanımıyor mu? Oranın bütün siyasetini, iktisadini, sosyal meselelerin hepsine vakıf değiller mi? Ve bununla beraber Müslümanların bir zafiyeti olduğunda en iyi de bunlar bunu bilmez mi? E peki yarın öbür gün Roma gelse, İran gelse bunlar onlara bildiri çıkarmayacak mı? Müslümanlara zafiyetlerini haber vermeyecekler mi? Verecekler. Çünkü kaybetmişler. Gururlarına dokunuyor Müslümanların güçlü olması. Gururlarına dokunuyor Müslümanların bir devleti olması. İşte bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için Arap müşriklere İslam devletinin içinde yaşama hakkı daha verilmedi. Mesela bak Hristiyanlar da Yahudiler de öyle değil. Onlar cizye vermek suretiyle içinde kalabiliyor. Bunlara bundan dolayı verilmedi. İç siyaseti biliyorlar abi. Adamlar iç hali çok iyi biliyorlar. Yani nereden vurulduğunda kırıldığını, nerede fitne yaptığında patlayacağını adamları çok iyi bildiklerinden dolayı uzun senelerden beri Müslümanlarla münasebetleri var. Bunun önü kesin. Aslında bütün mesele neyi biliyor musunuz? İslam devletinin muhafaza edilmesi. Bütün mesele bu ha. Ayetler bunun etrafında dönüyor. Ondan dolayı Allah Subhanahu ve Teala bu kadar güçlü konuşuyor. Siz Allah'a aciz bırakamazsınız. Allah kafirleri rezil edecek. Bu da yeryüzünde Müslümanlar için nasıl olur? İslam devletinin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kurmuş olduğu İslam devletini muhafaza etmek olur. Başka bir şekilde olmaz ki. Niye? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bize şöyle öğretti. Halife kalkandır. Halife kalkandır. Zırh gibidir yani koruyor. E Allah için soruyorum size son 300 sene boyunca milletin şimdiki hali niye böyle? Anlayın işte anlayın. Mesele bundan ibaret. Tamam? Evet. Yani o zaman şimdi bu ultimatum, son uyarı karşı taraf için ne anlama geliyor? Bir, ya İslam olacaksınız. Bak bu hakkı halen Allah Azze ve Celle vermiş. İslam olsanız aynı haklar. Bakın ayetler zaten gelecek. Eğer tövbe ederlerse, namazı kılarlarsa, zekata verirlerse dinde sizin kardeşlerinizdir. Bu ne demek biliyor musun? Bu adam 15 sene sana karşı savaşmış olsa bile artık senin kardeşindir. Ebu Zer'i nasıl seviyorsan onu öyle seveceksin. Bu anlama geliyor. İnsanın nefsine zor gelmez mi? Ama İslam konuştuktan sonra biz teslim olduk. Subhanallah. Bakın bu adamlar şimdi düşünün 13 sene boyunca Mekke dönemi. Şimdi bir 8-9 senede Medine dönemi geçmiş. Artık sonuna gelmiş. Anlatabiliyor muyum? Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümüne yakın. Düşün ahi 20 küsür sene bunlar Müslümanlara karşı savaşmış. 20 küsür sene. Allah Azze ve Celle halen 4 ay mühlet veriyor. Merhameti görüyor musun? Şimdi bu pencereden bakmadığında yani İslami literatüre alışık olmayan bir insan sırf böyle ayetlerin zahirine baksa, mealine baksa sanki Allah Subhanahu ve Teala'nın burada çok sert davrandığını düşünebilir. Bu meseleyi anlamadığından dolayı kaynaklanıyor. Aslında burada merhamet. Bugün Allah için soruyor bak sen bu işleri iyi biliyorsun. Bir yere vurmaya gitmeden önce sen 4 ay önce haber veriyor musun? Allahu Ekber. Bakın çocukları, kadınları, yaşlı demeden. Subhanallah yatakların içinde yok. Allahu Ekber. Allah Subhanahu ve Teala bunların belini kırsın. Bakın zaten bu ayetlerin hikmeti var ya mucizevi bir şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan 1,5 sene sonra riddet olaylarında ortaya çıkmadı mı? Bakın riddet olaylarında dışarıdaki kavimler, mürtet kavimler toplanıyorlar. Diyorlar ki biz Medine'ye gidelim hücum edelim. Bunlar Medine'ye geldiğinde şöyle bir olay rivayet ediliyor. Bakıyorlar Medine'de Müslümanların sayısı o kadar az ki adamlar diyor bunlarla savaşma bile gerek. Geri gidiyorlar. Şimdi bu Arap müşriklerin fitnesi o zaman söndürülmüş olmasaydı bu şekilde o riddet olaylarında bunların birleşmesi ne olurdu? Daha İslam devleti tam güçlenmeden yıkılmasına sebep olur. Bakın şimdi normalde bak ilk bu ayeti okunda bu aklına gelmez değil mi? Çok, çok derin bir nokta yani derin bir nükte. Ama kardeşim biz şunu bilmemiz lazım. Alemlerin Rabbi olan Allah herhangi bir konuda bir hüküm indirdiyse o bizim lehimizedir, aleyhimize değil. Eğer senin Rabbin zinaya kötü demişse bil ki o senin aleyhinedir. Bak şimdi topluma namussuzluk tavan yapmamış mı? Halbuki Allah Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi la takrabu zina yapsalardı, zinaya yaklaşmayan insanlar yaklaşmasaydı bu hale gelir miydi? Kimin çocuğu kimindi belli değil. Müslümanları tenzih ederim. Bak o kadar tavan yapmış. Ama o programları falan kendiniz görüyorsun. Allah Subhanahu ve Teala bizi rezil eylemeden canımızı alsın. Yani tekrar söylüyorum. Bu irtidat olayları ki 1,5 sene sonra olacağını Allah Subhanahu ve Teala çok iyi biliyor. Bu müşriklerle bunların, bu mürtetlerin bir araya gelip İslam devletinin temelini sarsmamaları için Allah Subhanahu ve Teala müşriklerin komple sürülmesini istedi. Hikmet bu.
Yani bakın burada şu notun üzerine yani altını çizmek istiyorum. 4 ay. Mühlet ne demek biliyor musunuz? Ahi subhanallah. Ya Rabbimiz ne kadar merhametli. Bak sen İslam düşmanısın. Sen Müslümanlara karşı savaşmışsın. Sen Müslümanları öldürmüşsün. Müslümanları öldürmüşsün ya. Bazı Müslümanların gözlerinin önünde onların babalarına, analarına karşı savaşmışsın. Ama Allah subhanahu ve teala halen 4 ay mühlet veriyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Senin ticaret malın boşuna gitmesin, zarar etme, malını al git. Bu ne demek biliyor musun? Evin boşu boşuna gitmesin, onu sat, git başka bir yerde hayat kur. Subhanallah. Nasıl bir merhamet? Düşmanlara karşı böyle bir merhamet. Allahu Ekber. Subhanallah. Allahu Ekber. Bu ayetlerin içindeki önemli nüktelerden bir tanesi de şu siyasi açıdan. Şimdi devlet bazından konuşuyoruz. Burada bir İslam devleti söz konusu. Müslümanların devletinin ile diğer devletlerin sınırları açık bir şekilde beyan olsun diye. Şimdi bakın yeni oluşan bir devlet var. Daha yeni yeni gelen kavimler var. Yeni yeni fethedilen bölgeler var. Neyin nerede olduğu, neyin Müslümanların olduğu, neyin Müslümanların olmadığı sınırlar apaçık bir şekilde beyan olsun diye Allah subhanahu wa ta'ala böyle bir hüküm getirdi. Zaten sonraki fıkıhta baktığımızda alimler de söylüyor. Diyor bir yerin İslam devletinin olmasının şartlarından bir tanesi de şudur. Sınırlar belli olacak. Neresi bizim? Nereyi muhafaza edeceğiz? Ki bu namus meselesi. Neresi bizim namusumuzdur? Neresi değildir? Biz bunu bilmemiz lazım. Altındaki hikmetlerden bir tanesi de bu. Şimdi bakın abi de bilir. Taha, Hakan Alp diye bir kafir var. Allah Azze ve Celle hidayet eylesin. Şimdi bu kişi diyor ki benim aklım almıyor. Allah diyor niye hücumu emrediyor? Niye cihat var? Niye savaş var? Böyle safsatalar söylüyor. Ben size bir soru sorayım siz de bana cevap verin. İnsan tarihi boyunca savaş olmayan bir vakti bana söyleyin. Yok. Şimdi olmayan bir şey üzerine, varsayım üzerine güya güzelleyici konuşmak insanların aleyhine midir, lehine midir? Vallahi aleyhinedir. Bu zulümdür. İnsanlar yapılabilecek en büyük zulümdür. Bakın bir örnek vereyim meseleyi anlayacaksınız. Şimdi bazı insanlar diyor ki İslam'da kölelik var. Evet doğru. Bizim naslarımızda kölelikle alakalı, köle azat etmek, işte köle nasıl olurla alakalı bir fıkıh var. Neden? Çünkü İslam geldiğinde Peygamber aleyhissalatü vesselam bu şeriat indirildiğinde bir kölelik sistemi mevcuttu. Hiçbir şey olmamış gibi sen buna gözünü kapatabilir misin? Hayır. İslam onun ortadan nasıl kaldırılacağını öğretmek için onlar hakkında konuştu. Onun için mesela bakın. Hadlerde olsun veya kefaretlerde olsun ilk hep ne yazıyor? Fekurakabe. Köle azat etmek. Onu ortadan kaldırmak için. Ama böyle bir sistem var. Hiçbir şey olmamış gibi davranabilir misin? Davranamazsın. Bu meselede de hani böyledir kardeşim. Hiç kimse kendisini kandırmasın. İnsanlar tarihi boyunca devlet bazında barış olan bir sene yok. Araştırın bulamazsın. Öyle bir şey yok. E şimdi olmayan bir şey üzerine varsayım yapmak mı doğrudur? Veyahut doğrulara teslim olup ona göre yaşamak mı daha doğru? Hani doğrularla yüzleşeceksin bu kadar basit. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bakın şimdi ben size birkaç tane örnek vereceğim. Anlayacaksınız inşallah. Şimdi mesela genelde Batı ülkelerinde niye bu kadar çok cinayet var? Bak bir örnek vereyim. Birkaç derste de söyledim. Mesela Los Angeles diye bir şehir var. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Allah Azze ve Celle onların da belini kırsın. Tamam. Bakın o şehirde 44 dakikaya bir insan öldürülüyor. Zulme yani mermi sıkarak silah zoruyla. Artık diğerleri bıçakla falan oraya hiç girmiyor. Silah zoruyla 44 dakikada bir insan öldürüyor. İşte bak insanlara vaat etmiş oldukları medeniyetin zirvesi bu kadar. Dünyada en fazla sokakta yaşayan insanlar nerede? Amerika Birleşik Devletleri. İşte sana medeniyetin zirvesi. Bakın değişik fikirde insanları sen bir yere zorladığında orada illa sıkıntı çıkar. Bu her zaman böyle olmuştur. Bak örnek veriyorum bir ırk üzerinde. Mesela bak Amerika yapmış olduğu zulümlerle beraber dünya kadar işte Meksikalılar, Latinler, Zenciler, ondan sonra Güney Amerikalılar hepsi bunların ülkelerine gitti. Ondan sonra Çinliler geldi. İle ahir dünya kadar Avrupalılar zaten orada. Bunların hepsinin bir araya gelmesi sonuç itibariyle onlar için hayır oldu mu? Hayır. Bak halen bugüne kadar 2024 senesindeyiz. Irkçılığı halletmiş değiller. Neden dolayı? İşte sen değişik fikirde olan insanları bir arada yaşamaya zorlarsan böyle olur. Şunu bilin, bunu şey söylüyor. İzzet Begoviç miydi onun adı? Aliya İzzet Begoviç değil mi? Aynen o söylüyor. Diyor ki Batı'nın zenginliği diğer kavimlerin gözyaşı üzerine kurulmuştu, bina edilmişti. Adam doğru söylüyor. Bakın Afrika ülkelerine girdiler, bütün zenginliklerini götürdüler. Adamları da orada aç bıraktılar. Şimdi diyor ki bunlar niye gelişmiyor? Bak kendi adamların zenginliklerini kendilerine aldılar. Anlatabiliyor. Elmas olsun, pırlanta olsun, işte benzin olsun. Adamları orada geri bıraktılar.
Şimdi aynı adamlar onların kendi ülkelerinin zenginliğiyle ulaşmış refah seviyesine gelip Avrupa'da yaşamak istediğinde ne yapıyorlar? Gelemezsin. Vizemize yok. Düşünsene böyle bir sistem Subhanallah. Bunlar hiçbir zaman adil değildi kardeş. Bakın bunların yapmış olduğu tarihteki en büyük, yani gerçekten en büyük katliamlardan bir tanesini söyleyeyim. Bu konuyu araştırın. Allah rızası için söylüyorum. Vallahi insanın midesi kaldırmıyor. Şimdiki Gazze olayları var ya, yanında hiçbir şey. Bakın bunlar Ruanda ülkesi var. Ruanda ile Burundi ülkesi var. Orada değişik kavimler var, tamam mı? Hutu diye, Tutsi diye değişik kavimler var. Bunlar Belçika'dan gelip bir tanesini güçlendirip, o kavimlerin birini güçlendirip diğerlerinin üzerine böyle yönetici olarak seçti. Bu seçmiş oldukları kavimle diğerine bayağı zulüm etti. Silah zoruylardı. İşleri bittikten sonra bu adamlar ne yaptı? Çıktılar kardeşim ülkeden. Bunlar birbirini kırdı. Allah için bu konuyu birazcık araştırın. Resimler var. Böyle gözün gördüğü kadar sokak boyunca yerde cesetler var. Niye böyle oldu? Çünkü bakın değişik kavimlerden birbirleriyle arası husumetli olan kavimleri bir ülkenin sınırları içinde zorla yaşamaya zorladılar, sevk ettiler. E o adamlar da ne yapacak? Birbirini vurdular. Bunu en iyi nereden görebilirsiniz? Sadece Afrika'nın şöyle bir haritasını alın, sınırlara bakın. Sınırlar nasıl? Şöyle pastayı ararsın ya, bir çocuğa bir parça, bir çocuğa bir parça. Cetvelle çizilmiş. Anlatabiliyor muyum kardeşim? İşte bu insanı düşünmeye götürmesi lazım. Allah Subhanahu ve Teala bir yerde sadece bir nizamın otoritesini sağlaması insanların lehinedir. Neden? Fitne olmasın diye. Savaş olmasın diye. Irkçılık olmasın diye. Ha, nizamı kabul etmeyen kişi de etmesin kardeşim, o zaman git burada yaşama. Bu kadar basit. Ha, ya cizyeyi ver. İslam'ın otoritesini kabul et. Fitne yapmadan yaşa. Sıkıntı yok. Biz bu hakkı veriyoruz. Ama yok kardeşim, kabul etmiyorsun. O zaman bizim ülkemizde yaşamak zorunda mısın? Değilsin kardeşim. Gidebilirsin. Şimdi bakın. Bu meselenin en büyük sıkıntılarından bir tanesini, değişik fikirdeki insanların bir arada yapamamasının en büyük örneklerinin ve en büyük aslında temeli ne biliyor musun? Tevhid. Yani düşünsene kardeşim, sen şöyle bir hayat yaşıyorsun. Sen diyorsun ki ben insanları kullara kul olmaktan alıp sadece Allah'a kul olmaları için çağırıyorum. Bunun karşısında da senin yaşamış olduğun, içinde yaşamış olduğun beşeri sistemde diyor ki yok, biz ilahız, biz parlamenterler, neyin ne olduğunu söyleriz, neyin serbest olduğunu, neyin yasak olduğunu, insanların nasıl yaşayacağını ben söylerim. Sen bununla hiç uzlaşabilir misin? Mümkün değil. Bak şimdi bunu bir de İslam devleti açısından düşünsene. Aleyhisselatü Vesselam kendi elleriyle kurmuş olduğu İslam devleti düşün. Devletin itikadı şu. Biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın kullarıyız. Diğerleri diyor yok, biz Lat, Menat, Uzad'ın kullarıyız. Ya bu iki nizam hiçbir arada gider mi? Vallahi gider. Bakın bütün ülkelerde, batı olsun, doğu olsun, neresi olursa olsun, bütün ülkedeki sıkıntılar bundan dolayı. Neden? İnsanlara bir anayasa dikte ediyorlar. Diyorlar ki buna göre yaşayacaksınız. Çoğu insanın kültürü müsaade etmiyor ki. Anlatabiliyor muyum? Bakın çok affedere soruyorum. Hakkınızı helal edin. Bir Müslüman için deyyusluk kabul edilebilir bir şey mi? Allah için soruyorum. Bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın deyyuslar hakkında ne söylediği malum. Öyle değil mi? Bu anayasaya göre deyyusluk suç değil ki. Herkes razı olduğundan sonra istediği kadar yapsın. Öyle değil mi? Ya bir Müslüman bunu kabul edebilir mi? Mümkün değil. İşte bak nizamlar burada çatışıyor. Nizamlar da çatıştığından dolayı zaten genelde bir sıkıntı olduğu için Allah Subhanahu ve Teala'nın bu sıkıntının İslam devletinin içinde olup daha yeni kurulmuş İslam devletinin temellerini sarsmasını istemiyor. Buna müsaade etmiyor. Onun için burada müşriklere hayat hakkı vermiyor. Arap müşriklerine diyorum bak, diğerlerine değil. Zaten bakın bu daha henüz söylenmiş olduğumuzdan dolayı, tevhidden dolayı hiçbir zaman peygamberler içlerinde buldukları nizam ile uzlaşmaya gitmedi. Bakın hiçbir peygamber, örnek vereyim, Musa aleyhisselam Firavun'la uzlaşmaya gitmedi. İbrahim aleyhisselam Nemrut ile uzlaşmaya gitmedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş ile uzlaşmaya gitmedi. Bak açık ayetlerde görüyoruz. Neden? Çünkü biz Müslümanlar olarak Allah'ın otoritesini hariç bir otoriteyi kabul etmiyoruz. Tanımıyoruz, reddediyoruz. Üçüncü ayete geldik. İki ayet kaldı Allah'ın izniyle. Ondan sonra Rabbimiz diyor ki, şimdi bu uyarının devamı geliyor. وَاَذَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve Resulü tarafından ahi bir bildiridir. اِلَى النَّاسِ İnsanlara. Ne zaman? يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ Büyük hac gününde insanlara bir bildiridir. Peki bildirinin mesajının muhtevası ne? İyi dinleyin. اَنَّ اللّٰهَ بَر۪يءٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ وَرَسُولُهُ Şüphesiz ki Allah ve Resulü müşriklerden beridir. Allah ve Resulü müşriklerden beridir. Ondan sonra Rabbimiz müşriklere hitaben diyor ki fe in tubtum
فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Eğer tövbe ederseniz sizin için daha hayırlı. Kime söylüyor bunu? Müşriklere söylüyor. Peki o zaman neyden tövbe edersiniz? Anlıyorsunuz mu İslam'ın aslında mesajını? Allah subhanahu wa ta'ala bu insanlara şunu söylüyor. Bak kendinize zulmetmeyin. Ebedi cehenneme girme tehlikesiyle karşı karşıya kalmayın. Allah ve Resulüne teslim olun. Onlar nasıl izzetliyse siz de izzeti bulun. Dünyada da izzetli yaşayın. Ahirette de izzetli yaşayın. Tamam? Mesaj bundan ibaret. Ama tövbe etmezlerse وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ Eğer yüz çevirirseniz, yani şirklerinize devam ederseniz, küfürlerinize devam ederseniz, İslam'a geri dönmezseniz ki tövbe dönmektir, Allah subhanahu ve teala'nın dinine dönmezseniz فَعْلَمُوا Bilin. Şunu bilin. اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللّٰهِ Siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Neyden dolayı Allah subhanahu ve teala bunu söylüyor? Sen istediğin kadar Müslüman ol, olma. Allah'ın sana ihtiyacı yok. Bu dinin sana ihtiyacı yok, bana da ihtiyacı yok. Ondan sonra bak Allah subhanahu ve teala ne diyor? İfade çok muazzam. وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَل۪يمٍ Kafirleri çok elim, can yakıcı bir azapla müjdele diyor. Müjdele. Normalde insan azapla müjdelenir mi hiç? Allah subhanahu ve teala bak diyor, dedikten sonra siz Allah'ı aciz bırakamayacaksınız. Allah subhanahu ve teala onlarla alay ediyor. Subhanallah. Şimdi bu Hacc-ı Ekber günü geçti daha yine ayette. Bu önemli bir ifade. Tefsirlere baksanız ahi böyle çok yazmışlar. Yani çok fazla rivayet var subhanallah. Bu gün hangi gündür? Hac vazifelerin ifa edildiği günlerin en faziletlisi, en üstünü ve insanları en çok toplayanı olan kurban kesme günüdür. Bakın çok fazla rivayetler var. Ben size özetini verdim. Bu Hacc-ı Ekber hani insanlara bu ilan edilecekti ya. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'i yolladı. Radiyallahu anhu. Onun arkasından Ali radiyallahu anhu yolladı. İşte bugün de ilan edilsin diye. Büyük hac gününde, kurban gününde Allah subhanahu ve teala ne yapıyor? Ahi bir ilan yapıyor. İlanın muhtevası ne? Rabbinize geri dönün. Rabbinize geri dönün. Bir de bakın Risaletin kaçıncı senesi bu olaylar? Neredeyse 20. senesinde. Bak aradan 20 sene geçmiş. Aleyhisselatü Vesselam ilk davetle geldiğinde Allah subhanahu ve teala halen onlara mühlet veriyor. Geri dönsünler. Çok muhteşem. Şimdi Allah subhanahu ve teala bunlara ne dedi? Siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Bu ne demek? Şimdi dünyadaki kafirlere baktığımızda şunun planını yapıyorlar bazıları. İşte Mars'a gidelim. Başka bir gezegene gidelim. Ay'a gidelim. Nereye giderlerse gitsinler Allah'ın mülkünden. Allah'ın mülkü olmayan bir yere gidebilirler mi? Ahi nereye giderlerse gitsinler Allah subhanahu ve teala onları yakalamayacak mı? Onun için bak ayette diyor nereye giderseniz gidin. Tamam umum ifade ederek söylüyor. Diyor Allah sizi aynı yerde toplayacak. Allah subhanahu ve teala vallahi onları yakalayacak. Şimdi Ebu Hureyre'den bir hadis var. İmam Bukhari bu hadisi rivayet ediyor. Bu ayetle alakalı olan bir hadiste. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni Ebu Hureyre kendi için diyor. O hac günü için müezzinlerin arasında gönderdi. Yani ezan okusun diye. Kâmet getirsin diye müezzinlerin arasında gönderdi. Ebu Bekir de onları Nahr günü Mina'da şöyle ilan etmeleri için göndermişti. Bu seneden sonra hiçbir müşrik hac etmeyecek. Bundan sonra hac etmesin. Ondan sonra Beyti, Kabe'yi çıplak bir şekilde tavaf etmesin. Ondan sonra Ravi diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam arkalarından Ali radıyallahu anhu'yu gönderdi. Ve ona bu sureyi ilan etmesini emretti. Ondan sonra Ebu Hureyre radıyallahu anhu diyor ki Ali bizimle birlikte Nahr günü, kurban kesme günü Berae'yi Mina halkına ilan etti. O zaman ayetin içinde geçen büyük hac gününün hangi gün olduğunu anlıyoruz. Çünkü bu konuda Ali radıyallahu anhu'nun Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın muhalefet edilmesi düşünülemez. Mümkün değildir. Demek ki kurban günüdür. Ali radıyallahu anhu bu seneden sonra hiçbir müşriğin hac etmeyeceğini, hiçbir çıplağın da beyti tavaf etmeyeceğini ilan etti. İmam Bukhari'nin hadisi. Ondan sonra yine buna benzeyen bir rivayette yine Ebu Hureyre'den ki buna çok benziyor ama yine söyleyelim akılda kalsın diye çünkü önemli bir mesele. İnsan biri gelip sana sorar büyük hac günü hangisidir bu ayette geçen? Biz bunu söylemek zorundayız. Mina'da Ebu Bekir radıyallahu anhu söylüyor. Bu seneden sonra müşrik hac etmeyecek. Beyti çıplak tavaf etmeyecek diye ilan edenler içinde beni de gönderdi diyor. Ebu Hureyre Ebu Bekir radıyallahu anhu için. Ondan sonra diyor ki Hacc-ı Ekber günü Nahr günüdür. Yani kurban kesme günüdür. İmam Bukhari rivayet ediyor. Bugüne insanların Hacc-ı Asgar demeleri sebebiyle Hacc-ı Ekber denildi o gün artık. Mühim olduğu anlaşılsın diye. O sene Ebu Bekir insanları ilanda bulunmuş ve Allah Resulü'nün de hac ettiği Vecca Haccı yılı için hiçbir müşrik artık ne yapmamıştır? Hac etmemiştir.
Bak 9. senede bu ilan yapılıyor. Bir sene sonra artık müşrik kalmıyor. Haç etmek için. Elhamdülillah. Bu Kitab-ı Cihad'da geçen ifadesi. İmam Bukhari'nin onda söylemiş olay. Hadislere baktığınızda bak bu hadisleri rivayet edenler bu ümmetin zirvesi. Ya sahabe, ya tabin, ya etba'u tabin. Ondan sonra hadis imamları. Bak hep hangi lafzı görüyoruz? Hac emiri. Hac emiri, Hac emiri Ebu Bekir. Beni müezzin olarak tayin etti. Şöyle yaptı. Bu bize aslında neyi gösteriyor biliyor musun kardeşim? Müslüman kendisine emrolan şeyleri yerine getirmesi lazım. Bu konudaki Müslümanların içindeki çalışmalardaki pozisyon çok önemli. Ne söyleniliyorsa o yapılacak. Ve burada aslında şu da öğreniliyor biliyor musunuz Müslümanlar için? Kardeşim bir mertebe istenilmez verilir. Hani diyorlar ya görev istenilmez verilir. Gerçekten öyledir. Bu da Müslümanlar tarafından da aslında gelmeden önce sen elinden geleni yapman lazım Müslümanlar için. Ama sana Müslümanlar tarafından da helal, meşru, dine karşı olmayan bir şey söyleniyorsa nefsine zor gelse bile ahi bu ne yapılması lazım? Yapılması lazım. Ve bu konudaki önemli meselelerden bir tanesi de şu. Müslümanlar 3 kişi bile, 2 kişi bile yolculuğa çıktığında bir emir tayin edilmesi lazım. Bakın bu bize basit gelebilir, bu basit değil. Çünkü şeriat bunu istiyor. Neden biliyor musun kardeşim? 4 kişi yola çıktın, her kafadan bir ses çıktı. Demokratik seçim mi yapacaksın her meselede? Nerede duracağız, nerede gideceğiz? Değil. Allah'ın rızasını kazanmakla meşgul olduğumuzdan dolayı bizim kaybedecek vaktimiz yok. Emir tayini aslında bundan dolayıdır. Anlaşıldı mı? Bugünkü son ayete gelelim inşallah. Rabbimiz ondan sonra diyor ki illellezine ahadtum minel müşrikîn. Diyor ki ama müşriklerden ahit yapmış olduklarınız müstesna. İlk ayette ne demişti? Allah ve Resulü tarafından müşriklere bir son uyarıdır. 4 ay gezin. Bunun devamı 5. ayete gelecek. Onu gelecek hafta okuyacağız inşallah. Bunların akıbetinin ne olacağını. Ama bak burada Allah Subhanahu ve Teala ne yapıyor? Ne yapıyor? Müşriklerden ahit yaptıklarınız müstesna diyor. Demek ki müşriklerden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ahit yapmış olduğu misal 3 sene, 4 sene, 5 sene, 6 sene onlar bu 4 ayın içinde değil. Tamam mı kardeşim? Onlar bu 4 ayın içinde değil. ثُمَّ لَمْ يَنْسُوكُمْ شَيْئًا. Ondan sonra diyor ki size karşı bir şey eksiltmeyeninde bunlar müstesna. Yani ne demek? Eğer antlaşma varsa ama onlar habire anlaşmayı bozuyorsa onlar da buna dahildir. وَلَمْ يُحَذِرُوا عَلَيْكُمْ اَحَدًا. Ondan sonra size karşı olan hiçbir topluluğa yardım etmeyenler. Bu da önemli. Şimdi diyor ki antlaşma yapmış olduklarınız müstesna. Bu müstesnadan da Allah Azze ve Celle bir müstesna tutuyor. Size karşı fitne yapmayanlar, sizin aleyhinizde, sizin düşmanlarınıza yardım etmeyenler. Şimdi mesela bizim yaşadığımız dünyada genelde devletlerin motosu ne? Yani kendilerine çizmiş oldukları şey ne? Benim düşmanım düşmanı benim dostumdur. Değil. Senin anlaşmış olduğun bir yer varsa müşrik olsa bile onun aleyhinde ona karşı çalışamaz. Allah Subhanahu ve Teala da burada ne yapıyor ahi? Müşriklere sınırı gösteriyor. Ha Müslümanlarla güya yüzlerine karşı iyi olacaklar ama arkalarında Müslümanlara karşı iş çevirecekler. Hayır. Bunlarla da anlaşmalar bozulmuştur. O anlaşmalardan artık azat edilmişiz. Demek فَاَتِمُّوا اِلَيْهِمْ اَحْدَهُمْ اِلَى مُدَّتِهِمْ. Diyor ki onların anlaşma süresini bitene kadar anlaşmaya bağlı kalın. Yani bu müstesna getirdiklerin yine ilk grubu yani. Müşriklerden ahit yapmış olduklarınız müstesna. Bunlarla olan anlaşmayı anlaşma bitene kadar tamamlayın. Ne demek? Allah Subhanahu ve Teala Müslümanlar diyor ki yan çizmeyin. Anlaşmanızı bırakmayın. Sen söz mü verdin? Sözüne duracaksın kardeş. Ondan sonra bakın ayetin son ifadesi çok güzel. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Şüphesiz ki Allah takva sahiplerini sever. Şimdi konuyla ne alakası var? Çok alakası var. Sen Allah adına bir söz verdiysen onu tutmak zorundasın. Bu takvadandır. Zaten bak genelde söz meselesinde Allah Subhanahu ve Teala bizleri nasıl imtihan ediyor? Mesela biriyle bir ticaret yapıyorsun ya, bir üstü genelde teklif geliyor. Normalde mal orada bekler, 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 hiç kimse bakmaz. İlla birine satmış oluyor, ondan sonra herkes birden gelir. İşte Allah senin takvanı imtihan ettiğinden dolayı öyledir. Sözünde duracak mısın, sözünde durmayacak mısın? Ahi sözünde durmak takvanın emarelerinden bir tanesidir. Onun için yapmış olduğunuz bir ticaret olur, başkasına bir söz olur, ehlinize, çocuklarınıza, arkadaşlarınıza, hocanıza, talebenize artık neyse, Müslümanlardan herhangi birine, kim müşriklerden de birine olur. Söz verdiyseniz, söz verdiysek bunu yerine getirmek zorundayız. Bu önemlidir. Bu takvanın emarelerinden bir tanesidir. Müşrikler antlaşmayı bozmayana kadar Müslümanlar onlarla yapmış oldukları antlaşmaları ne yapamaz? Bozamaz. Allah Subhanahu ve Teala bunu sevmez.
Daha yeni ayeti okuduk ya, bak bununla alakalı inşallah tefsiri de okuyalım çünkü bu önemli. Kimin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile bir antlaşması varsa onun antlaşması o surenin dolduğu vakite kadardır. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala kimi bu konuda tasdik etti? Resulünü tasdik etti. O söz verdiyse biz de o sözü tutuyoruz. Fakat bu antlaşma yapılan antlaşmasının bozmaması, birincisi karşı taraf bunu bozmayacak. Karşı taraf zaten anlaşmayı bozuyorsa ortada bir anlaşma yok. Yani bak ahi, bunu her zaman bir devlet yöneticisi olarak bakmanız lazım. Şimdi senin bir antlaşma yaptığın bir başka devlet var. Adam habire sana ihanet ediyor. Ve sen de bunun farkındasın. Ne yapacaksın? Hiçbir şey olmamış gibi davranabilir misin? Hayır. O adamlar anlaşmayı bozduysa artık Müslümanların emanı onlardan kalkmıştır. Anlaşıldı mı? Bu bir. İkincisi, Müslümanlara karşı hiç kimseye yardımcı olmayacak. Müslümanların mesela başka insanlarla ihtilafı var. Başka bir devlet ihtilafı var. Bunlar da arkadan habir onlara yardım ediyor. Tamam, bugünkü münafık tağutların yaptığı gibi. Hayır. Öyle yaparsa anlaşma bozulmuştur. Ondan sonra onların dışındakinde, onların aleyhinde yardımda bulunmaması şartına bağlıdır. Bu şartlardan herhangi bir tanesi bozulursa antlaşma bozulmuştur demek. İşte süresinin sonuna kadar antlaşmasına ve zimmetine riayet edilecek olanlar bu durumda olan kimselerdir. Bundan gerisi hepsi dört aya bağlı. Şimdi başta söylemiş olduğumuz bir konuya gelelim. Onunla beraber de bitirelim çünkü mühim bir mesele. Şimdi Şiilerin şöyle bir adeti var ahi. Çok adi insanlar olduklarından dolayı, çok hain, habis, pis, müşrik, necis insanlar olduklarından dolayı her zaman aşırıya giderler. Aşırıya gitmelerinin bazen de şöyle şu şekil yapmaya çalışıyorlar. Bizim rivayetlerimizden güya bizi vurmaya çalışıyorlar. Şimdi daha yeni okumuş olduğumuz rivayetler bizim rivayetlerimiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Bekir radıyallahu anhu'yu yollaması, onun arkasından Ali radıyallahu anhu'yu yollaması bizim zaten kendi kitaplarımızda geçen bir ifade. Bizim naklimiz, bizim dinimize ait. Onlar bunun üzerinden yine aşırıya bir yoruma giderek ne yapıyorlar? Ali radıyallahu anhu'nun özelliğini olduğundan fazlası bir şekilde büyütmeye çalışıyorlar. Yani işte o hilafete aslında layıktı. Ebu Bekir layık değildi. Burada da açık bir delil var. Nasıl? Resulullah aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir radıyallahu anhu'yu ne yaptı? Azleyledi. Öyle diyorlar. Konuya birazcık merhametli, insaflı bir şekilde yaklaşan bir insan bunun böyle olmadığını zaten çok çabuk bir şekilde kavrar. Şimdi söyleyebilirsiniz, ahi Tövbe suresiyle ne alakası var? Hani bunun bu meselede niye zikrediyorsun? Açın Tövbe suresinin 4. ayetini İbn Kesir tefsirinden. Bakın bakalım bu ayet hakkında ne kadar şey söylemiş? Şiilerin meselesi hakkında ne kadar söylemiş? O zaman görürsünüz meselenin niye mühim olduğunu. Onlar buradaki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı Ali radıyallahu anhu'yu gönderiyor ya. Onlar diyor ki bu sadece bu hacca özel bir şey değildir. Dinin bütün hükümleri için umumi bir emirdir. Yani burada Ali radıyallahu anhu'yu seçmesi her şey için geçerlidir diyorlar. Bunun tutarsız olmadığını mesela nereden biliyoruz? Ahi, dine davet etmek bir şeref değil ki. Herkesin görevi değil mi Müslümanlardan? Öyle değil mi? Udu'u ila sabili rabbik. Rabbinin yoluna hikmetle çağır. Çoğul sigayla geliyor. Çağırın diyor. Kimi kapsıyor? Bütün Müslümanları kapsıyor. Bak orada 3 veyahut daha fazlası değil mi ayetin içindeki lafız? Demek ki bütün Müslümanlar için geçerlidir. Bu sadece şeref meselesi değil ki, bir makam meselesi değil ki. Müslümanların hepsi davet etmekle mükellef değil mi? Mükellef. Ondan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisi bu olaydan bir sene sonra veda haccında şunu demedi mi? Burada bulunanlar bulunmayanlara davet etsin. Demedi mi? Demek o zaman tebliğ umum ifade etmiyor mu? Demiş oldukları yine batıl oluyor. Yani kendilerini yalanlıyorlar bu konuda. Ondan sonra İbn Abbas radıyallahu anhuma bazı rivayetlere diyor ki Allah'a yemin ederim ki diyor burada bulunan bulunmayana tebliğ etsin. Bu hadis sözü bütün ümmete verilen bir emirdir. Söylemiş olduklarını yine batıl olduğunu biliyoruz ki aleyhissalatü vesselam demiyor mu? Benden bir ayet olsa bile tebliğ edin. Herkes için geçerli değil mi? Demiş olduklarının yine batıl olduğunu anlıyoruz. En büyük delillerden bir tanesi. Aleyhissalatü vesselam ölmeye yakın kimi imam tayin etti namaz kılmak için? Ebu Bekir radıyallahu anhu'yu tayin etmedi mi? Eğer umumi bir emirse niye Ali radıyallahu anhu'ya kıldırmadı? Üzerine tefekkür etmek lazım. Şimdi pek o zaman olay nedir? Şimdi bunları söyledik. Resulullah aleyhissalatü vesselam Ali radıyallahu anhu'yu niye gönderdi? Aki baştan şunu söyleyebiliriz. Aleyhissalatü vesselam zaten vahiy ile desteklenmiyor mu? Destekleniyor değil mi? Din adına bir hata yapmış olsaydı Allah subhanahu ve teala düzeltmez miydi? Muhakkak ki düzeltirdi. Kur'an'da başka yerlerde de bunu görüyoruz. Ali radıyallahu anhu Resulullah aleyhissalatü vesselamın akrabası olması hasebiyle aleyhissalatü vesselam onu yolladı. Şimdi
Aleyhisselatü Vesselam'ın sözcüsü niye Ebu Bekir diyebilirlerdi Kureyş. Onları iddia makamına getirmemek için Aleyhisselatü Vesselam bunun önüne geçti. Ne yaptı? Kendi ailesinden olan Ali radıyallahu anh'ı gönderdi. Aslında mesele sadece bundan ibaret. Hatta bununla alakalı İbn-i Aşur muydu? Bir tane tefsirde okudum. Şu an çok hatırlamıyorum. Şöyle izah ediyor. Diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anhu rahmetin örneği. Rahmetin örneğinden böyle bir ultimatum gelmesi diyor onun fıtratına çok da uygun olmazdı. Ama diyor Ali Allah'ın aslanıdır. Onun böyle bir şöyle söylemesi çok normal. Diyor onun için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona destek olarak onun yanında gönderdi. Allahu alem. Amma ve lakin söylemiş olduklarının batıl olduğunu zaten şundan da biliyoruz. Bu haccın sonuna kadar emir Ebu Bekir radıyallahu anhuydu. Bukhari'nin Müslüm'ün rivayetleri var. Hatta bir rivayette diyor ki muttafakun aleyh. Ey Ali kah, Allah Resulü'nü sana söylemiş olduklarını git insanlara tebliğ et. Bak yine o ona emir veriyor. Anlatabiliyor muyum? Elhamdülillah. Allah'ın izniyle bugünkü dersin sonuna geldik. Şunu tekrardan anlayalım. Bizim dinimiz vela ve bera üzerine kurulmuş bir dindir. Müslümanlara yakın, kafir ve müşriklere uzak olan bir dindir. Bizim dinimiz insanları evet ötekileştirir. Biz ve onlar diye ötekileştirir. Zaten Kur'an'ı okuyan her insan bunu görür. Müslümanlara davrandığın gibi kafirlere davranamaz. Kafirlere davrandığın gibi de Müslümanlara davranmaz. Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Onunla beraber olanlar, sahabeler, kendi aralarında merhametli, kafirlere karşı ise şiddetlidir. Biz de Allah'ın izniyle bunu anladıktan sonra, kardeşliğimizi birincisi tevhid üzere kurup, ondan sonra vela ve bera üzerine kurduktan sonra, Allah ve Resulü ahi nasıl kafirlere muamele ettiyse biz de aynı şekilde edeceğiz. Allah'ın izniyle kardeşlerimizin intikamını da alacağız. Allah'ın izniyle ahi gözü yaşlı olan Müslümanların hasretle bekleyişini de sonlandıracağız. Yeter ki Allah Subhanahu ve Teala'nın yardımını hak edelim. Çünkü biz şunu biliyoruz. İn tensurullâhe felâ gâlibe lekum. Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelmeyecektir. Rabbim bizi yardım edeceği kullardan eylesin. Allahümme amin ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.